E şimdiki Galatasaray'a bakalım. Kerem, Yunus, Emre Baba, Seferovic, Kenardan Gomis, bir de siz oraya Mertensi dahil ederseniz. E, Azayip gol sayısına attı ya. ya. Bu matematik çok önemli ve teknik direktörler de bu matematiği önemsiyor gerçekten. Tabii. Kim kaç gol atar, ben sezon sonunda nereye ulaşırım? Bu hesaplamalar asla boş değil. E, mesela Fenerbahçe'nin de öyle, Ersun Yanal takımı. Tabii hat yani iyi gözüküyordu ama kim atacaktı skoru? geri yani Rodriguez vardı, Moses vardı. Hocaya ben direkt sormuştum. Hı -hı. Ya bu ikisini toplasan 5 gol 5 asist yapar mı? Emin değil. Hani yapabilir ama emin değiliz. Hani kariyer sezonları 9 gol vesaire ki Fenerbahçe o sezon bir şekilde hedefe bir ulaşamadı. bir tek Vedat Mürüş attı. Bir Aynen Biraz kıpırdadı. Acaba Fenerbahçe mi şampiyon olacak? Başakşehir da maçı sanat maçı sanat anlaştı. Anlaştı. en başta. tabi tabii bir sıkıntı evet, eksik olduğu uzun dönem. Uzun süre oynayamamıştı. Yani şu... Orada da tartışılmıştı Vedat. Ben çok net hatırlıyorum. Fenerbahçe'nin gol Vedat Ben o yüzden işte e, Sinan Hatta bağlıyoruz. Mertens transferindeki ısrarı biraz ona bağlıyorum. ya yani Mertens size kesin gol asist anlamında katkı verir. 35 yaşında İtalya'da getiriyorsunuz. Yani o hız çabukluk Türkiye'de kaybolmaz. Bu arada Joao Pedro orada belki düşünülen birinci isim Joao Pedro'ydu. Joao Pedro'dan sonra gidilecek hani taraftarı da ikna etme anlamında sonuçta orada Fenerbahçe işi araya girdi. Tövbe. işi bitirdi. Hı hı. O anlamda da hani e, tatmin edecek bir isim. Ya bu iş şeye benzer. İrfan Can'ı alamayıp, Getson Fernandez aldın. Kimse itiraz etmedi. Aynen, uzun aynen. vade doğru mu yanlış mı onlar tartışılır. Hoa Pedro'yu getiremiyorsan İtalya'dan getireceğin isim 35 yaşında da olsa Mertense. İsmim. Ya bir de şöyle de düşünelim. Şimdi 35 yaşa biz çok takılıyoruz ama. Luis Gustavo'nun 35 yaşı gibi olmaz Mertens'in 35 yaşı. Tabii yani o kısa e, mesafedeki çabukluk kolay kolay ben yaşa bağımlı da kaybolacağını düşünmüyorum. Ve fiziksel güç diyorsak da Türkiye Ligi ile İtalya Ligi arasında ciddi bir seviye farkı var. Yani şöyle Mertens'in düşünelim. temposu bence burada bir senesi idare eder. Sen beni bozdun ama ben seni şöyle destekleyeyim <laughs> Mehmet. Geçen sezonda 34 yaşındaydım Mertens. E, 37 maçın 19'una ilk 11'de çıkıyor. 13 gol 2 asisti var. Yani bir şey yani. değil kaybolmuş bir oyuncu performansı tabii. hani Napoli'de yani bunu yani Serie A gibi sert bir Ben zaten açık söyleyeyim. Juan Pedro transferini Galatasaray açısından iki e, acaban vardı. Birincisi e, oyuncunun e, son kontratını yapacak olması. servisi bir 15 milyon yatırım yapıyorsun. İkincisi de şuydu Selim. Oyuncunun yıllardır kariyerde bu istatistiklere ulaşması yani e, düşme mücadelesi veren ama Napoli dediğimiz ilk dörde oynayan bir takım, sonuçta hücum oynayan bir takım. İyi, ben şampiyon buna şampiyon da bakarım. Tabii yani oyun kendi kendilerine hedefli, hedefli bir şey takım. Ya yani yani şey şu... Fenerbahçe'ye gelişi gibi düşün. Aynen Sporting, öyle. Çalış, Benfica, Ali Hilal, Flemingo, hep Şampiyon oynayan takımları çalıştırıyorsan Fenerbahçe'yi de pek hala çalıştırabilirsin. çalıştırabilirsin. de çok net ama tabii yaş ve maliyet Hı -hı. burada Gomis yüksek sürecini gördük çünkü şu an Gomis 1 milyon, 750 milyon kontratlı kulübenizde biraz fazla lüks. Ya burada genel bir bu konuya genel değinmek gerekiyor. Yani takımlarımız çok fazla mutlaka şampiyon olmalıyız olmazsak ne olur ya yani bunu Galatasaray bu yıl tabii. yapıyor. Önceki yıl Atıyorum Fenerbahçe yaptı. Önceki yıl geçen bir, yani sene bence Trabzonspor bunu, da yaptı. Vizyon öyle. Aynen öyle yani. Geçen yıl Trabzonspor'un kurduğu kadroda yaş olarak işte ilerlemiş. Yani burada genel bir eleştiri yapmak ya şimdi tabii şöyle oluyor. Şimdi Fenerbahçeliler e, ya bunlar işte çok pahalı yaşlı bu oyuncuları bu paralar vesaire hani doğruları düşünmeye rakibimiz yaptığında başlıyoruz için o kısmı var. Keşke böyle olmasa yani onu söylemek gerekiyor. Hani Mertens'e gitmek yerine işte Galatasaray daha işte uzun vadeli faydalanabileceği bonservis alıp satabileceği oyuncular yapsa. Umarım bu futbol düzeni değişir ama her takım da başvuruyor ben buna şöyle, maalesef. Ben şöyle şu an destekliyorum. Hücum hattındaki oyuncuları düşünüyorum. Kerem, Yunus, genç oyuncular. Oraya tecrübeli bir isimle meç edebilirsiniz yani. PSV geçen sene öyle yaptı. Zavi'nin yanında Madu ülke oynattı. Galatasaray çok rahat eledi mesela. Hani Total bütçe biraz hepsi, burada ama hepsi çayla oyuncu da olmamalı hepsi <laughs> doymuş oyuncu da Tabii. <laughs> Yo ben biraz total bütçeyi <gülüyor> katarak <gülüyor> da dedim yani sadece Mertens üzerinden değil. Torreira'ya da iyi paralar verecek Sergio Oliveira'ya da iyi paralar verildi. Hani e, şampiyon olmak zorundayız ama kadrosu. Şu var, eyvallah senin. ama şundan, olmayınca ne olacak? Şundan işte? itiraz etmiyorum. Normalde sana %100 katılıyorum ama geçen senede bir yaşanmış örnek var. E tabi. Çıkalda ile Morutan 11 milyon euro. Bir de oraya Berkan'ı ekleyeyim 15 milyon euro. 25 Aspara milyon, milyon euroya takım grup Aynen, 13. Ya. oluyorsun. Şimdi bakarsan 12 milyon euroya markayı sattın. Bugün harcadığın para 14 milyon euro şu altı transfer için. Altı transferi de hemen kısaca hatırladım. İşte Abdülkerim'e verilen bonservis, Sergio Oliveira, Dubois, Seferovic kiralama bedeli hı hı. 2 milyon euro fark gibi. E şimdi bir de Nelson'u sattığını düşün. 15 milyon euro'nun üstüne. E Nelson'dan gelen parayı da çok e, pekala Kaan Ayana, orta sahada Lucas Torreira'ya, ön tarafta bir oyuncuya kullanabilirsin. Yani o dengeyi ben biraz benim de en önemsediğim şey o yani Yok, zaten... e, gelen olacak kadar e, giden de olacak takımda. Ya dediğim gibi bu böyle Galatasaray'ın bu yıl ilk kez yaptığı bir şey değil. Her yıl bir takım bu yola maalesef başvuruyor. Yani Fenerbahçe, Emre olduğu döneminde bunu benzer bir şey yapmıştı sportif direktör olduğu dönemde. Umarım futbolumuz bunun içinden çıkar ama baktığında sonuçta az önce senle de konuştuk. Biz en nihayetinde biz değil de taraftar en nihayetinde izleyici yani ben zaten futbolda kavramların çok karıştığını düşünüyorum Türkiye'de. İşte taraftar gazetecilik yapıyor, gazeteci yöneticilik <laughs> yapmaya kalkışıyor vesaire. Taraftar sadece taraftar üzerinde baktığında ortaya çıkan sonuç bayağı heyecan verici yani. E, Galatasaray'ın geçen yılından sonra büyük takımların böyle üç, geri dönüşler üç, ya ben şöyle bakıyorum yani. 3.8 milyon euroyu Fegure alacağına Mertens alsın. Mertens onun gol asist anlamında karşılığını verir. Ama tabii ki şöyle de bir gerçek var. Bir sezonluk bir önce yani sözleşmenin şartları Gomisinki gibi olmamalı. Yani de kalıcı Tabii. garanti olmasın kontrat hani opsiyon muhakkak performansa, performansa bağlı olmalı. Tabii o da o da şunu getiriyor. Yine o, az önce de söylediğimiz gibi bu defa bir yıl, iyi takım iyi oyuncular izliyorsun sonraki 3-4 yıl onun ceremesini çekip <laughs> yani Tabii. bu ayar dengelenmesi gerekiyor. Tabii şimdi işin Avrupa boyutu da bizim için giderek zorlaştığı için yani hani eskiden direkt Şampiyonlar Tabii. Ligi hedefleniyordu. Şampiyon Aynen. olduk en azından Aynen. Şampiyonlar Ligi'nde ayak bastı parası zaten 20-25 milyon euro alıyorsunuz. Hani o öyle telafi edilir gibi bir şey vardı. Şimdi öyle bir şey de öyle yok bir yani. Şey Önlemeler Bir de şu şunu söyleyelim. Heh, Avrupa'da işte bu şeyin cezasını ödüyor. Yani bu önemini Avrupa'ya katılmanın, oralarda olmanın önemini ya Galatasaray her oyuncuya en az 250 bin euro fazla veriyordur bu yüzden. Avrupa kupalarında yer almadığı için. ya yani Bu şeyden değil Galatasaray olduğu için değil. Beşiktaş için de benzer durum geçerlidir. Roman sayısı ta atıyorum transfer ederken. Avrupa'da olmaması ona orada bir artı değer sağlamıştır. Hani bazen şey diyoruz, bunu Fenerbahçe'de ben de söylüyorum. Ee, Avrupa kupaları çok önemli lig şampiyonluğu daha önemli ama e, oranın getirdiği farklı avantajlar da oluyor. Orada olmadınız mı rakamlar hep daha fazla oluyor. Oyuncu satışı için de Avrupa Kesinlikle. Ya şimdi markayı mesela neden 12 yani milyon yani, euroya sattın? Brezilya milli takımında değil seneye Avrupa'da yoksun. Aynen öyle. Şimdi Nelson'a niye daha fazla para istiyorsun? Danimarka mil takımıyla Dünya Kupası'na gidecek. Aynen tabii. öyle. Öyle bir fark da var tabii. transferlerde. de Nelson dengeler. Nelson'la konuşalım o zaman. Marka çok benim gözümde net şekilde Nelson'dan çok daha iyi bir stoper ama ben Nelson'un markadan daha fazla bir rakama satılma ihtimali yüksek görüyorum. Zaten Galatasaray'da şu aşamada Sevilla'nın söyleyelim o zaten Hı -hı. çok net belli iki stoperi var. Bir tanesi Paris Saint Germain'deki Kehrer. Hı -hı. E, o oyuncu ile ilgileniyorlar. Ya da Nelson. Nelson için ayırdıkları bütçe... Markaya verdikleri 12 artı 3'tü. Bu teklif kabulü olmadı ama. Nelson'un serbest kalma bedeli 25 şey. milyon euro ama benim duyduğum kulübe yakın kaynaklardan 15-17 milyon euro arası bir rakamı bu satış olur eğer teklif gelirse. Hı. O parada nasıl kullanılır? Kaan Ayhan, Dinayer. iki stoper, Stopper. birden alınır. Ki Kaan Ayhan için ve Sasson'un istediği bonservis 5 milyon euro. Jason Dinayer de serbest statüde bir oyuncu. Galatasaray olabildiğince transferde kadroyu değiştiriyor. Bunu görüyoruz yani Okan Hoca'da. Geçen sezonki takımdan kimler kaldı hatırlatalım. Sol bekte Fana Not, sol önde Kerem. Onun dışındaki hani Nelson'un durumu bile şu an muallak diyebiliriz ama Nelson satılırsa da Denayer'le de Kaan Ayhan evet. e, orada sizin Abdülkerim siz de bir düzen yapabilirsiniz bu ikiliyle.